Herkese merhaba. Merhaba. Bugün ehliyetlerimizi değiştirmeye gidiyoruz. Ya yaz geliyor. Artık ehliyetlerimizi alalım. Evet. Şu Türk ehliyetlerini verip Hollanda ehliyetlerini alalım. Sonra gidip arabamızı alalım. Artık aynen. Vakti geldi, havalar ısındı. Evet. Şimdi o yüzden bugün biraz hem Hollanda'da ehliyet, yani Hollanda ehliyetini Türk ehliyetiyle nasıl değiştirirsiniz? Süreçler nasıl? Onlardan bahsedelim biraz. Hazırda değiştirmeye gidiyorken. Şimdi bizim belediyede randevumuz var, ona doğru gidiyoruz. Bir yandan da anlatalım. Şimdi bir kere öncelikle ehliyetinizin Türkiye'de yeni ehliyet olması lazım. Şu an değişmeyen ehliyet var mı bilmiyorum. Yeni tip ehliyetlerden ama varsa değişmeyen, öncelikle onu yenilemeniz lazım ki uluslararası geçerliliği olabilsin diye. Sonra ilk geldiğinizde 6 ay boyunca aslında Türkiye'deki ehliyetiniz burada geçerli oluyor ve hiçbir sıkıntı yaşayamıyorsunuz. Ne çevirmelerde, ne araba kiralarken. O yüzden işte turist gibi vesaire gelenler çok rahat kullanabiliyorlar ama bizim gibi uzun dönemde burada yaşayacak olan arkadaşı 6 aydan sonra Türk ehliyetleri geçerliliğini kaybediyor. O yüzden bir Hollanda ehliyeti edinmeniz gerekiyor. Bunun için de bazı şartlar var aslında. Belki biraz sen anlatırsın. Ya şöyle, bizim geldiğimiz gibi yani highly skilled migrant olarak gelirseniz, yani tam Türkçesi ne oluyordu? Nitelikli göçmen evet, diyebiliriz. Nitelikli göçmen olarak gelirseniz buradaki ehliyeti almanız çok kolay. Sadece işte bir randevu alıyorsunuz, resminizi çektirip gidip ehliyetinizi değiştiriyorsunuz. Hop pardon. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Yasal bir doküman doldurmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece işte dediğim gibi resmi çektiriyorsunuz. O sizin %30 vergi avantaj kuralını gösteren dokümanı basıyorsunuz. Onunla birlikte belediyeye gidiyorsunuz. Ehliyetinizi veriyorsunuz. Yaklaşık 2 hafta ile 1 ay arasında değişen bir sürede size yeni ehliyetinizin çıktığını haberi geliyor. Sonra gidip ehliyetinizi oradan alıyorsunuz. Onun haricinde yani normal göçmen olarak geldiğinizde buradaki ehliyet prosedürüne dahil oluyorsunuz. Bir ehliyet sınavına girmeniz gerekiyor burada da. İşte o ehliyet sınavına girebilmek için yanlış bilmiyorsam da bir kursa gitmeniz gerekiyor. Aynen, Türkiye'deki bir ehliyet kursuna gidip. O kurslar biraz maliyetli olabiliyor. Şuradan gidelim. Yanlış bilmiyorsam yine 2000 euro dolaylarında bir şeydi fiyatı. Evet, 2000'den başlıyor. Yanlış olabilir ama öyle bir şeylerdi fiyatı. Neyse ki biz bu maliyetten kurtulmuş olduk. Evet. Bir de araba alabilmeniz için burada bir ehliyet sahibi olmanız lazım. Öyle okudum, yanlış görmediysem evet, yine. Evet, Hollanda ehliyeti sahibi olmanız lazım. Onun haricinde yani şunu düşünebilirsiniz. Ya ben araba almayacağım. Benim arabayla işim yok. Ehliyet almama da gerek yok falan diyebilirsiniz ama burada arkadaşlar normal Türkiye'deki martı hani böyle scooter kiraladığınız günlük scooterlar ya da saatlik kiraladığınız gibi burada araba kiralayabiliyorsunuz çok ucuza. İşte atıyorum şehrin öbür tarafına gideceksiniz. 15 dakikalık araba kiralıyorsunuz ya da kiraladığınız kadar süre ödüyorsunuz. Çok ucuz. Ama onları Hollanda ehliyetiyle kiralayabiliyorsunuz. Yani sadece bunun için bile değiştirmeniz faydalı olur sizin için ehliyetinizi. Çok ucuz onlar da işte Green Wheels falan denilen bir sürü şirket var burada. Türkiye'de de yavaş yavaş başladı. Türkiye'de de evet, Move vardı. Ama burada vardı. Çok yaygın. Aynen. Burada çok yaygın bir sürü şirket var. Evet. Bir yerden alıp istediğiniz bir yere bırakabiliyorsunuz arabayı. Aynen. Size saatlik size belli bir ücret karşılığında kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunları Hollanda ehliyetiyle kullanabiliyorsunuz. Yani siz turist olarak geldiğinizde de bunları kullanamıyorsunuz böyle olunca. Onu da söylemek lazım. Aynen. Kullanamadık biz yani. Aynen. Ehliyeti kabul etmiyor. Taratmanız gerekiyor işte app üzerinden, uygulama üzerinden ama kabul etmedi. Velhasıl kelam, bugün heyecanlıyız. Bir sorun çıkmazsa artık şu ehliyet işini halledelim de arabamızı alalım. Aynen. Cemiz tren istasyonuna geldik. Şunu tekrar söylemekte fayda var. Buraya gelip %30 vergi avantajı kuralından yararlananlar sadece bu ayrıcalığa sahip oluyorlar. Yani siz gelip nitelikli göçmen değil de başka bir göç yoluyla eğer gelirseniz siz yine hala buradaki sınavlara
girmeye tabisiniz. Buradaki ehliyet kurslarına gitmeye, sınavlara geçmeye ve buranın ehliyetini almaya tabisiniz arkadaşlar. Onu tekrar söyleyelim. Hmm. Çünkü pek çok yolda göç eden olabilir. Bizim gibi göç eden değil herkes. Onu söyleyelim. Ücreti bu arada bizim aldığımız şekilde 50 euro kişi başı, ehliyet başı. Aynen. Ehliyet başı 50 euro şu aynen. An. Bir de fotoğraf çektiriyorsunuz. O da 11-12 euro kişi başı. Aynen böylelikle. 60 euro diyebiliriz. 60-65 euroya geliyor. Kabaca aynen kabaca. Öyle. Diğer tarafta ise maalesef 2000 euro artı şeklinde. Evet, 2 devam artı eden bunlar. Ücretlere katlanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ayrıca sınavlarında oldukça zor olduğunu duyduk. Çünkü zaten Türk ehliyetlerini kabul etmemelerinin sebebi de aslında bizim Türkiye'de tabi olduğumuz sınavları buradaki sınavlara eşdeğer görmüyorlar. Yani evet. Tamam, vallahi, aynen. Sadece belli ülkelere bu konuda avantajlanıyorlar. Onlardan da 3 tanesi aktım. Singapur, Japonya ve ya bir şey söyleyeceğim Güney ama Kore. Küfür etmek istiyorum şu an. Yani niye? İstanbul'da atıyorum araba kullanmış biri yani bence çok sayılı ülkede araba kullanamaz. Yani burada evet. Sadece kurallara uyman gerek. Onun haricinde herhangi bir zeka pırıltısına gerek yok burada araba kullanmak için. Çok sesli yani. Dediğim gibi birkaç ülkenin Avrupa Birliği dışında bahsediyorum tabii ki birkaç ülkenin böyle değiştirme bu gibi yani %30'a tabi olmadan hiçbir şart olmadan ehliyetlerini değiştirme haklarına sahip oluyorlar. Onun dışında %30'unuz da yoksa ne yazık ki baştan başlıyorsunuz ilk defa ehliyet alırmış gibi hayatınızda. Burada hem teori hem pratik sınavı var. İkisini birden alıyorsunuz. Kursa gitmek de mecburi. O da ekstra bir maliyet. O zaman belediyede görüşürüz. Belediyeye almazlar kamerayı da artık. Aynen. Önünde belki görüşürüz. Aynen. Okey gel. Hayır bu bizim gelme. Değil. Ben buna bineyim de nereye gidersen bir nereye gidiyorsan. Biraz şeyden bahsedelim. Bu ehliyet değiştirme işlemini belediye binalarından yani bizdeki aslında kaymakamlıklara benziyor değil mi? Aynen. İlçelerdeki her ilçede bulunan kaymakamlıklar gibi. Burada da her ilçenin bir böyle bir belediye binası var. Gelmeden önce mutlaka randevu alıyorsunuz. İşte işlemi seçiyorsunuz. Ne işlemi yapmak istediğiniz işte ehliyetle ilgili işlem olduğu için onu seçiyorsunuz. Aynen. Onu yapıyorsunuz. Orada size geçirmeniz gereken yanınızda evrakları söylüyorlar. Oradan o listenizi kontrol ediyorsunuz. Sonra işte randevu saatinizden 5 dakika önce en geç burada olmanız gerekiyor. Randevu saatiniz gelince de içeri giriyorsunuz. Sonra da ne olacağını göreceğiz. Henüz biz de görmedik o kısmını. Aynen. Kazası belası atlatırız işlemi. Aynen öyle. Böyle resmi kurumlarda burada böyle hep bir gerginlik oluyor yani. Ya en ufak bir şey takılıyorlar ve yapmıyorlar. Evet. Yani Türkiye'deki gibi ya, hadi bu da yok bunun tamam neyse bir şey olmaz hallederiz gibi bir şey yok. Burada evet. Ufacık bir şey eksikse geçmiş olsun. Evet şöyle düşünün biz resim çektirmeye gittik. Stüdyodaki resmi çeken adam işte bize dedi ki hangi belediyeye gideceksiniz dedi. Burada bir arada istediğinize gidebiliyorsunuz yani işte illa bağlı olduğunuz değil. İşte bilmiyoruz daha karar vermedik neden ki dedik hani daha almadık randevuyu almamıştık o zaman. Dedi ki belediyeden belediyeye çok değişiyor dedi. Sonra buradan alacağımızı söyledik. Orası çok dedi katı kuralları var dedi. Bu yüzden bize iki versiyonda resim çekti. Yani hani adam bile güvenemedi düşünün. Yani resimde çok problem çıkartabiliyorlar dedi ki biz bunu okumuştuk. O yüzden eğer sizin de böyle bir süreciniz olacaksa mutlaka gidip profesyonel bir yerde fotoğraf çektirin. Evet. İşte daha önce elinizde biyometrik fotoğrafınız olabilir, pasaport için kullanılmış olabilir. Burada Dutch kimliği alırken kullandığınız olabilir ama siz yine de gidip bir tane çektirmenizi tavsiye ederim. Bunu kendi internet sitesinde de yazıyor. Aynen. Bir sürü yorumda da okuduk. O yüzden yani adam bile kararsız kaldı. Ben size iki farklı versiyonda resim verdim. Ne olur ne olmaz diye. Ve şey dedi yani eğer geri dönerseniz orada hani gelin ücret almayacağım ben yeniden çekeceğim sizi dedi. Yani o bile güvenmiyor aslında ne olacağını evet. Bilmiyor. O yüzden hep bir
gerginlik oluyor. Alper'in dediği gibi en ufak şeye inanılmaz takılıyorlar. Ve sıkıntı çıkartabiliyorlar ne yazık ki. Yapmıyor. Evet. Git diyor, bir daha git. Bir daha gel diyor. Aynen. Git diyor, bir daha gel diyor. Git bir daha gel. Hani abi işim vardı yapsa, öyle şeyler yürümüyor burada. Aynen. Aynen. Umarım kazasız belasız İnşallah. Çıkarız. Bir 5 dakikaya randevu var. Biz aynen. Bir girelim içeri. Çıkınca göreceğiz ne olacak. Aynen. O zaman biz içeri. Evet, belediyeden çıktık. Evet. Yani birimiz halletti, birimiz halledemedi. Bir başarılı, bir başarısız. Normal şartlarda Cansu'nun halletmiş olması benim patlamış olmam gerekiyordu ama. Evet, yani buradan da şöyle bir ders çıkartabiliriz. Bu şans yani, ikimiz de aynı evraklarla, aynı dokümanlarla sadece farklı veznedarlara gittik. Evet. Benimkini kabul etmedi. Yani bir eksik bir sağlık formu doldurman lazım. İşte sağlıklı olduğuna dair gibi bir şey. Burada da İngilizcesi yok. O yüzden hani bunu buradan halledemezsin deyip beni geri çevirdi. Ama Alper'inki halloldu mesela. Aynen. Yani tamamen aynı evraklarla aynı işlem. Evet, şaka gibi ama benimki halloldu. Evet. Göreceğiz, halloldu da yani. Ay pardon. Göreceğiz ama halloldu ama. Yani çok enteresan ya. Hollanda'da İngilizce konuşamayan birine rastladım. Evet, ilk defa. İlk kez oluyor. Ben İngilizce konuştum, o benimle Hollandaca konuştu. Sadece şeyleri yani, anlayabildim. Hani international'da yani ortak olan kelimeleri, işte form gibi bir sağlığın İngilizcesini biliyordu. Onu söyledim. Yani böyle gerçekten çok yani anlaşamadık. Belki de bir şey sordu. Ben anlamadım Hollandaca, bilmediğim için. Kesinlikle İngilizce anlamıyordu. Bir arkadaşını çağırdı, bildiğini düşündü ama o da bilmiyordu. Sadece ondan 3 kelime falan fazla biliyordu. Velhasıl kelam Cansu'nunki şu an kaldı. Şimdi bir o sağlık formuna bakalım, internetten dolduralım. Sonra onu postalarız. 1-2 hafta sarkar muhtemelen ehliyetin gelmesi. Benimkini de şöyle, postayla bir belge gelecek bana. O belgeyle birlikte randevu alacağım. Sonra gelip ehliyetini alabilirsin buradan dedi. İlk başta benimkini de yapmıyorlardı bu arada ama sonra anlatınca, internette var bak şöyle şöyle böyle böyle deyince yandakilere falan danıştı. He tamam o zaman dedi. Yaptı. İki başarısız girişimle çıkabilirdik buradan ama. Neyse ki birimizinki aynen. Hayli oldu ya. Olsun. Aynen, çünkü ikimizin aynı anda ehliyetsiz kalması daha kötü bir şeydi. Bu arada ehliyetimi de aldı yani hani Türkiye ehliyetimi ama işte böyle artık 8 hafta gibi bir şey söyledi. Verme yani. Doğru, 8 haftaya veriyorsan da verme yani. Vicdansız. 2 ay lan. Ya, bakalım. Alacağım inşallah. Evet. Göreceğiz. Göreceğiz. Bir ehliyet hikayesi de böyle. Aynen. Neticelendi. Yani hayat... Bilmez gereken her şeyi söyledik ama hayat sürprizler. Hollanda sürprizlerle dolu arkadaşlar. Hollanda BD binaları sürprizlerle dolu. O yüzden hiçbir zaman garantisi yok. Evet. O zaman artık ehliyetimizi bekleyelim gelsin de. Evet. Araba alalım. Aynen öyle. Evet. Sonra yolumuza bakarız. Aynen. Bu arada şurası kocaman bir göl. Evet. Çok güzel yanı da bu. Aynen. Zamanında seninle buradan yürümüştük ama hatırlamıyorsun. Hatırlıyorum. Ha, hatırladın mı? Tamam. O zaman artık bir ehliyet videosunu daha sizinle paylaşmış olduk. Sonuna geldik. Aynen öyle. Böyle işte maceralı, böyle alamadık. Aldığı zaman da gösteririz ehliyetimizi. Aldık diye. İnşallah. Okey. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Evet, bilmiyorum ya, abone olun. Teşekkür ederim. Hadi bay bay.